Evet. Bir konuğumuz var. Evet, hemen alalım ondan hemen, bir yorumu görelim. Hemen alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Tonguç Erbaş'la konuşacağız. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. İlk değerlendirmenizi alayım. Siz de galiba zaten sabit tutmasını bekliyordunuz, öyle değil mi? Evet, merhabalar. Ya biz kurum olarak, ben kişisel olarak da bu toplantıda biraz önce Murat'ın saydığı anketler içerisinde herhangi bir politika değişikliği faiz tarafında beklemediğimizi ifade ettik. Ya öyle de karar geldi. Tahmin ediyorum hem hazırlanan metin içinde hem de Sayın Ağbal'ın konuşmalarında şunları görmeye çalışacağız. Yani kur etkisi, kredi yükselişlerinin geçen seneki talebe etkisini, enerji fiyatlarında Merkez Bankası'nın nasıl bir düşünceye hakim olduğunu ve özellikle de pandeminin yarattığı bazı fiyat yükselişlerinin, işte mesela merkezin elinde bulunan datada özellikle çekirdek tarafında, üfe tarafında nasıl yansımaları olduğunu kendileri değerlendirecektir. Dolayısıyla şu an için anladığım kadarıyla bir önceki toplantıya göre bu saydığım başlıklar içerisinde çok böyle enflasyonu etkileyebilecek unsurların en azından ya yatay kaldığını düşünmemiz gerekiyor, hı hı, ya da aşağı doğru evrildiğini düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nda böyle bir karar alması gerektiğini düşünüyorduk toplantı öncesinde de. Tahmin ediyorum kararı da bu başlıklar içerisinde değerlendirmek gerekecek. Peki, teşekkürler. Murat, sen detaylı olarak o evet, açıklamayı da çıkardın. Hemen not aldın, gördün, var mı bizimle paylaşacağın? Evet, açıklama metnine bakalım. Tonguç Erbaş da o sırada bakma fırsatı bulur. Ona da zaman kazandırmış olalım. Hı hı. Şimdi daha önceki toplantı metnine göre hani uzunluk olarak bir kere hemen hemen aynı. Yani hani çerçevesinde çok büyük değişiklik yok ama şimdi hani az önce bahsettiğim konu, bir önceki toplantı metni ne demişti? Kasım Aralık dönemindeki o faiz arttırımları, bunun etkilerini görmek istiyoruz mesajı. İzleyeceğiz açıklaması, evet, vardı vurgusu. Evet, o vurgu vardı. Hemen ona baktım. Acaba orada bir ifade değişikliği var mı o tarafta diye. Şöyle deniyor. Yine konu bu. İfade şu. Gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın, yani o Kasım Aralık ayındaki, hı hı, sert faiz artışlarının krediler ve iş talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte. Yani biraz daha bunu hepimizin anlayacağı, tabii, ekonomiyle bu kadar doğrudan ilgisi olmayan evdeki, hemen, teyzemin anlayacağı şekilde ne, hemen, demiş yani? Şimdi bakan, az önce ne demiştik? Başkan. Merkez Bankası politika faizini belirlerken Merkez Bankası tarafında bir özellikle krediler tarafını, talep tarafını etkiliyorsun. Çünkü faizi yükselttiğin zaman ne oluyor? İşte banka faizleri yükseliyor, kredi faizleri. Kredi faizleri yükselince insanların alım tarafındaki kararları etkileniyor. Yüksek faizlerle borçlanmak istemeyip daha az tabii harcama yapmaya başlıyorlar. Hı hı. Bu da bir talep düşüşü yaratıyor. Bir ürüne talep azaldığı zaman da onun enflasyon etkileri azalıyor. Bir ürün veya ürünlere. Yani Merkez Bankası'nın çok kabaca fiyat mekanizmasının etki alanı bu yönde. Ama hani dışarıda mesela dışarıda bir petrol fiyatı yükseldi. Dışarıdan gelen bir ürünün fiyatı yükseldi. Bunun ithalat fiyatı yükseldi. Şimdi Merkez Bankası bunun yapabileceği bir şey yok. Petrol fiyatları yükseldi. Merkez Bankası'nın buna yapabileceği bir şey yok. Ama Merkez Bankası işte bu iç talep koşullarını faizleri yükselterek ve düşünerek, hı hı, bir fiyat istikrarı sağlamaya çalışıyor. İşte burada diyor ki daha önce attığı adımların etkilerinin daha belirgin hale gelmesini bekliyoruz diyor. Bu ne demek? Yani benim anladığım bu biraz daha hani kendi hareket alanında, kendi etki alanındaki enflasyon tarafında bir düşüş yönündeki etkinin önümüzdeki aylarda daha önce faiz artımı tarafındaki adımlarla beraber bunun önümüzdeki aylarda biraz daha hisseller hale geleceğini düşünüyor. Etkili, hı hı, olacağını düşünmeye başlamış. Böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarında kademeli olarak zayıflaması öngörülmektedir. Yine bu konuyla örtüşen bir resim. Yani hani Merkez Bankası faizi biraz daha yüksek seviyede tutmayı ister mi şu anki enflasyon görünümü içerisinde, hep bu soruluyor. Hı hı. Şu an çok fazla bunun niyeti varmış gibi bir sinyal görmedim. Bilmiyorum Sayın Tonguç Erbaş ne der bu konuya? Valla Murat, şimdi saydığın bazı başlıklar içerisinde ben de bakmaya çalıştım. Biraz önce ben karar gelmeden önce söylediğim işte enerji, yani emtia fiyatları, geçen yılki kredi hacminin yarattığı etki, neredeyse işte hızlı bir, mesela metnin başında yer alan, şöyle yanlış bir şey söylemeyeyim, iktisadi faaliyette güçlü bir seyir izlenmesi, yani o bir nebze pandemi etkisinin fiyatlamasını bir tarafa koyalım. İç talepteki de güçlenme. Şimdi biz bunu bazı işte sanayi üretimi, belki perakende satışlar gibi böyle verilerde de görüyoruz.
Dolayısıyla burada da bir canlanma var. Aslında Merkez Bankası'nın amacı şu, görebildiğim kadarıyla, senin biraz önce söylediğin gibi bazı konularda doğrudan etki edemez. Yani işte enerji fiyatı gibi, girdi maliyetleri gibi. Ama burada kur tarafı belki şu an için en etkili silahı gibi gözüküyor enflasyonu aşağı çekerken. Bir de öncesinde bizim bir piyasayı soğutma gibi bir amacımız var. Çünkü burada sıkı para politikasına devam edeceğim ve gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaştırma yapılacak mı ifadesini neredeyse üçüncü, dördüncü kez duymamızın nedeni aslında Merkez Bankası bu gelen talebin bir nebze yüksek faizle soğutulmasını istiyor ve talep tarafının da işte krediler nezdinde büyük ölçüde azaltılarak o aşağı doğru enflasyonun işte enerji ve belki dış kaynaktan giren ürünlerin maliyetini kurla aşağı çekerek enerjinin haricindeki diğer başlıklar altında bir kontrol sağlamaya çalışıyor. Zaten aksi takdirde enflasyon hedefine doğru da gidemeyeceğini yani gidilmesinin zor olduğunu anladığını düşünüyoruz. O açıdan şöyle düşünüyorum. Mesela bizim kurum olarak Temmuz'da bir faiz değişikliğine gidebileceğini aşağı yönlü düşünüyorduk. Şu andaki görüşüm daha da güçlendi. Yani büyük ihtimal Merkez Bankası en azından yaz aylarına kadar herhangi bir faiz indirimi düşünmeyecektir. Duruma göre, yani buradaki başlıklara göre belki daha uzun süre bile mevcut politikasına devam edecek veya etmesi gerektiğini de söylememiz gerekiyor açıkçası bu durumda. İzninle bir piyasaya ilgili bir soru sormak Ben istiyorum. sana soracaktım. Sen konumuza sor sonra. Yani Tamam. çünkü dolar için hani 7'nin altına inen bir görüntü var. Evet. Bazı raporlar işte 6,5'a düşer demeye başladı. Bazı raporlar 6,25 gibi seviyelerden bahsediyor. Yani Türk lirası varlıklarına ilginin son dönemde özellikle faizin artmasıyla yabancıların da ilgisinin arttığını gördük sıcak para tarafında. Peki bu hani Merkez Bankası'nın son bu açıklaması, bundan sonrasına ilişkin verdiği mesajlar Türk lirası varlıklar için ne anlam ifade ediyor? Borsa için, tahviller için, altın için, kur için. Şimdi bu ne ifade ediyor? Biraz daha uzun süreli yüksek faiz Türkiye'de devam edecek. Bunu ifade ediyor. Bu durumun devam etmesi de kurda, ben tabii şuna çok katılmıyorum. Yani 6,25-6,20 hedefleri yıl sonu için Türkiye'nin hem büyüme hedefi hem enflasyon hedefi içerisinde bir ekonomik denge kurması açısından çok mantıklı seviyeler değil, ama o geniş uzun konuşulması gereken bir konu. Ama en azından önümüzdeki 3-4 ay içerisinde kurun tahminen 200 günlük ortalamasının işte aşağı yukarı 7,30'ların altında, hatta belki işte reform, anayasa çalışmaları vesaire gibi durumların biraz daha yurt dışı ilişkilerin iyimser bir hava yaratması durumunda 7'lerin de altında kalıcılık sağlayabileceği bir döneme girmiş olabiliriz. Tahviller faizlerden dolayı bir nebze yukarıda kalabilir, ama onun da inmesi biraz önce bahsettiğim başlıklardaki olumlu havanın belki ülke risk primine de olumlu yansımasıyla bir aşağı doğru inmesini görebiliriz. Burada borsayı çok derinden etkileyecek bir değişim olacağını düşünmüyorum. Daha başka dinamiklerle hareket edecektir. Şunu söylememiz gerekiyor. Önümüzdeki en azından 4-5 ay için yani yüksek faiz, düşük kur ve bundan kaynaklı bir nebze işte yüksek tahvil fiyatları. Ve burada yabancının da Türkiye'ye girmesi için tahvil piyasasına ya da iç borçlanma senedi veya bono piyasasına giriş yapması için hala uygun bir aralık olabileceğinin de düşünülmesi gerektiğini zannediyorum. Yani bu açıklama sonrasında. Murat, bu senin uzmanlık alanın, yani eksik bir soru kaldıysa konumuza lütfen sen yönlendir ya Tamam. da yapacak bir yorum kaldıysa. Tamam. Sayın Erbaş çok genel çerçeveyi çok işsiz. Tabii burada piyasadaki süreç çok yakından takip ediyor ama bir de şu soruyu sorayım. Şimdi kurun biz geçtiğimiz dönemde yani o hani 8,5'a doğru gidiş hikayesinde öncesinde uzun süre 6,85'lerde kaldığını gördük. O dönemde zaten ondan sonra biraz daha yükseliş ivme kazandı ve gitti. Daha sonra işte ekonomi yönetiminde değişiklik oldu vesaire. Şimdiki süreçte işte Merkez Bankası'nda bir rezerv kuvvetlendirme planı var malum. Bunu şeffaf şekilde olduğunda olacağı zaman da söylemeye açıklamaya hazır bir Merkez Bankası var. Artık yavaş yavaş biz Merkez Bankası'nın çünkü Merkez Bankası'nın genel resmi için sağlığı açısından önemli bir konu. Yavaş yavaş işte bir rezerv biriktirme süreci için bu seviyelerin artık bir başlangıç seviyelerinin olacağı düşünebilir miyiz?
Ben düşünüyorum Merkez Bankası aslında söylemlerinde biraz daha zaman olduğunu ifade ediyor ama yani başlamayacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir düşüncesi olduğunu tüm piyasa biliyor. Yani biz burada geçen sene bazı kaybettiğimiz rezervleri işte neredeyse senin söylediğin benzer fiyatlamaya 6.85'lere doğru kuru çektiğimizde tahmin ediyorum piyasayı dengelemek için yani bir fiyat istikrarı konuşuyorsak burada piyasanın yukarı giderken de dengelenmesi gerekiyor kurda, aşağı gelirken de dengelenmesi gerekiyor. Bunu doğrudan alımla yapabilirsiniz, para politikası ile yapabilirsiniz. İşte çeşitli karşılıkların oranlarını azaltıp arttırabilirsiniz. Ama benim tahminim 6.87 aralığının aslında kurda yani 8.55 geri çekilmesi sonrasında uygun bir aralık bu politika için olduğunu düşünüyorum. Ve Merkez Bankası'nın da tabii ki tarihini bilmem mümkün değil ama yani en azından 6.80-85 civarları görüldüğünde bu rezerv arttırıcı hamlelere başvurması gerektiğini de düşünüyorum. Bunu yapacağını da düşünüyorum. Çünkü bizim yılın ikinci yarısında bir büyüme ivmesi de yakalamamız gerekiyor. Çünkü dünyanın da böyle bir yöne doğru gittiği bir ortamda dolayısıyla ilelebet %17, %18 neyse gidecek faizle piyasaları destekleyemeyiz. O açıdan yılın ikinci yarısında bu faiz indirimi belki kurun yavaş yavaş yukarı gitmesi gibi bir döngü olabilir. Dolayısıyla bu aralığı Merkez Bankası iyi kullanması gerekiyor. Orası da 6.87 fiyat aralığıdır. Bakalım Merkez Bankası da benim düşündüğüm gibi düşünecek mi? Çok Türkiye'nin ihracat hedefleri, büyüme hedefleri, kur rekabetçiliği diyelim. Bunun adına ne derseniz deyin. Altılı seviyeler bence dolar-TL için çok mantıklı bir yani cari açığı olan bir ülke için şu aşamada çok mantıklı seviyeler ve kabul edilebilir seviyeler. Yani ticaret açısından da olmadığını düşünüyorum. Bunu Merkez Bankası da böyle değerlendirecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir soru da ben sorayım mı? Tabii ki. Tabii şunu merak ediyorum. Bu ben dönemden açtım şimdi baktım açıklamaya. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma da yapılacaktır. Belki bunu biraz daha detaylandırmakta fayda var. Yani bu bize önümüzdeki döneme dair neyi işaret ediyor? Gerekmesi durumunda derken onu açalım biraz daha. Evet. Önce senin yorumunu alayım sonra tekrar konumuza dönelim. Tabii şimdi burada tabii gerekmiş, şimdi Merkez Bankası mesela Sayın Erbaş dedi ki işte Temmuz ayına kadar faizlerin bu seviyede kalma ihtimalini biraz daha yüksek buluyoruz dedi. Şimdi Merkez Bankası da bundan bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra tam olarak ne yapacağını tabii ki şu anda itibaren bilmiyor. Çünkü o zamanın koşulları, getireceği hareketler, dış işte fiyat hareketleri, iç fiyat hareketleri, krediler vesaire bunların hepsi etkileyecek. Gerekirse bu zaten. Yani eğer işte Süreç izlenecek yani. evet. Yani orada eğer enflasyon beklentilerini, şu anki enflasyon beklentini bozan ya da yıl sonuna doğru gelirken enflasyon hedefini zorlaştıracak, işte %9,4 diyoruz ya yıl sonu için veya 2023 yılında doğru hep %5 hedefinden her toplantıda bahsediyor Sayın Şimdi Başkan. burada da var yine kalıcı fiyat Var. istikrarı ve %5 hedefine varıncaya kadar Evet. para politikası faiziyle gerçekleşen enflasyon arasındaki denge gerçekleşen ve beklenen kararlılıkla sürdüreceğiz. Hani o Evet. %5'e de böyle %5 bir hedefi vurgu çok var. var. Çok çok yani her toplantı %5. Yani kısa vadeli açıklamadan çok hep 2023 yılındaki %5 hedefinden bahsediyor ki Merkez Bankası'nın yıllarca ulaşmak istediği ama bir türlü ulaşamadığı hedeflerden biridir Türkiye Gerçekleştirilebilir açısından. olması ihtimali ne söylenebilir peki? Yani onun için çok şeyin bir arada olması lazım. Tabii Merkez Bankası şu an kendi açısından buna ulaşmak için bazı adımlar atıyor ama hani diyoruz ya burada sırf Merkez Bankası'nın gücü yok. Burada ekonomi yönetimi tümü, işte ekonomi politikalarının tümü, bu fiyat artışlarını özellikle gıda tarafında hep konuşuyoruz ya hani diyoruz işte tarladan çıktı işte markete kadar şuraya kadar ulaştı. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek veya işte bu enflasyonu hep körükleyen o yapının dışına çıkmak için gereken yapısal reformlar konusu bu işin belki de en önemli konusu. Çünkü Merkez Bankası yarın gerekli faiz arttırır, yarın gerekli faiz düşürür. O dönemsel bir yön bulmaya çalışır, yön vermeye çalışır ama dışarıdaki fiyatları konuşuyoruz. Yani birdenbire salgın çıktı,
gıda imtiyazından tut. Son dönemde enerji tarafı son birkaç aya kadar çok düşüktü ama şimdi de son haftalarda, son aylarda enerji fiyatlarından işte petrol 64-65 dolara çıktı. Evet. Bakır gibi işte metallerde. Bilinmezliklerle dolu, evet. Beklenmeyen şeyler olabilir. Dolayısıyla öngörüde bulmakta çok kolay değil. Hepsinin fiyatı artıyor, evet. Ve bunların çoğuna da bizim üretim açısından ihtiyacımız var. Yani hem ara mal üretimde hem ham madde üretimde bunlara ihtiyaç var ama maliyetleri otomatikman arttırıyor. O yüzden hani Merkez Bankası'nın yaptıkları bu açıdan sınırlı diye söylüyoruz ama sonuçta hani gerekirsenin altında işte tüm bu koşulların şart koşması durumunda daha fazla faiz artımını işaret etmek demek benim gördüğüm bu açı. Yönetmenim, zannediyorum artık noktalıyoruz, canlı yayına gideceğiz. Peki çok teşekkür ederiz hem konuğumuza, Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Teşekkürler. Bu sıcak gelişmenin ardından hemen bağlanıp yorumlarınızı yaptınız. Ve ben Haber Global Ekonomi Müdürü Murat Üzer. Teşekkürler tekrar. Güzel. Bu yayını birlikte seninle yaptık. Bir kez daha tekrar edelim. Merkez Bankası faizi %17'de sabit tuttu. Biz de ilk değerlendirmeyi yaptık. Yaptıktan sonra şimdi devam edelim günün diğer...